Herkese merhaba arkadaşlar, süre yayınları Türkçe branş denemelerimizin soru çözümleriyle sizlerleyiz. 7 deneme sınavımızla devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Dost ve dostluk dediğimiz çokluk ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir rastlantı da zorunlulukla edindiğimiz ilintiler ve yakınlıklardır. Benim anlattığım dostlukta ruhlar o kadar derinden uyuşmuş, karışmış, kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişi silip süpürmüş ve artık o dikiş bulunmaz olmuştur. Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle anlatabilirim çünkü o o idi, ben de bendim. Aşık dostluk zaman içinde oluşmuş sarsılmaz bir duygu olup emek ve sabır ister. Burada dikişten kasıt bu değil. Emek ve sabırdan bahsetmedi. C şıkkı hemen hemen her dostluğun geçmişinde birçok yaşanmışlık ve iz vardır. Buradaki dikiş bu yaşanmışlıktan bahsetmedi. D şıkkı dostluklarda önemli olan dostunu olduğu gibi kabul edip onu olduğu o olduğu için sevmektir. Burada da yine ana fikrimiz sevmek değil. E şıkkına baktığımızda dostluklar bazen çocukluktan, bazen okuldan, bazen de mahalleden kalma ilişkilerin sonucudur. Bu da bizim aradığımız cevap değildir. B şıkkına baktığımızda bazı dostluklarda birbirlerinin kişiliklerine müdahale etmeden oluşmuş görünmez bir bağ vardır. İşte buradaki dikiş o görünmez bağ kastetmiştir. Diyor ki burada öyle kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişi silip süpürmüş ve artık o dikiş bulunmaz olmuştur. Yani artık görünmez bir bağ vardır. Bu dikişten kasıt buradaki bağdır cevabımız B şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçadaki altı çizili sözün anlamını açıklayan söz aşağıdakilerden hangisidir? Bilim kurgu bir yandan gelişmeyi ve gelecekteki teknolojileri eleştirirken bir yandan da yeni fikirler ve yeni teknolojiler oluşturur. Fakat bilim kurgu alanında kullanılan her şey çok ciddi maliyetlere sebep olmaktadır. Bilim kurgu alanındaki bu maliyet fan edebiyatının kurulmasını sağlamıştır. A. Bilim kurguda ortaya çıkan eserleri topluma tanıtma görevini üstlenen zümrelerin oluşturduğu dal. A şıkkını eledik. B şıkkı. Bilim kurguda yaşanan maddi krizler ve kurulan bilim kurguya gerekli desteği vermek için çalışanların yaptığı etkinlik. Buradaki fan edebiyatı bunu da karşılamadı. D şıkkı topluma bilim kurguyu sevdirmeye çalışan, kendilerini bu yönde yetiştiren kişilerin oluşturduğu alan. D şıkkı da elendi. E şıkkı bilim kurguyla buluşamayan, ona ulaşamayan birey ya da topluluğun içinde yer aldığı bütünlük demiş. E şıkkında eledik. Fan hayran demektir. Fan sayfaları hayran sayfası demektir. Fan edebiyatı da yine Hayranların oluşturmuş olduğu bir edebiyattır. Burada C şıkkına baktığımızda kar amacı olmayan bilim kurgu serileri için kullanılan bilim kurgu hayranları tarafından oluşturulan terim demiş. Evet burada fan sayfaların herhangi bir kar amacı yoktur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük kırılmak girmek sözcükleri belirtilen anlamları karşılayacak şekilde kullanılmıştır küçük, önemsiz, üzerinde durmaya değmez, kırılmak, gönül koymak, darılmak, girmek, katılmak, dahil olmak, bir ortama karışmak. A şıkkı. Küçük bir arkadaş grubuna girmekten bile korkar olmuştu. Çünkü çok çabuk kırılan bir yapısının olduğunu sık sık söyleyen insanlar onun özgüvenini yok etmişti. Burada küçük sözcüğü önemsiz anlamında kullanılmamıştır. C şıkkı. Onun cesaretinin kırıldığını görünce ona küçük bir moral takviyesinin iyi geleceğini düşünerek odasına girip karşısına oturdum. Yine burada kırılmak sözcüğü darılmak anlamında kullanılmadı. D şıkkına geldim. Küçük adamların büyük gururları olurmuş diyerek söze girmiştim ki onun havadaki buluttan nem kapıp kırılabileceği aklıma geldi. Yine burada küçük adam dediği kalitesiz anlamında kullanıldı üzerinde durmaya değmez anlamında kullanılmadı. E şıkkında soğuklar biraz kırılıp hava ısınmaya başlayınca bahara girdiğimizi hissetmeye, küçük bahçede daha fazla vakit geçirmeye başladım. Yine burada kırılmak sözcüğü darılmak anlamında kullanılmadı. B şıkkı girdiği her ortamda sağlıklı ilişkiler kurabilen insanların çok çabuk kırılmak, küçük sorunları büyütmek gibi huylardan uzak olduğunu hep görmüşümdür. Burada girdiği her ortam yani bir ortama karışmak. Evet. Yine burada kırılmak, darılmak anlamında küçük sorun derken üzerinde duymaya, üzerinde durmaya değmeyecek sorun önemsiz sorun anlamında kullanılı cevabımız B şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Yukarıda verilen iki numaralı parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Turizmin tarihsel gelişimine bakıldığında bu konuda Avrupa ve Avrupa Birliği ülkelerinin merkez oluşturduğu görülmektedir. Başka bir anlatımla uluslararası turizm hareketlerine en fazla katılan, en fazla turist çeken ülkeler Avrupa ülkeleridir. 2 Günümüzde de AB ülkeleri dünya turizminin gelişiminde etkili rol oynayan ve dünya turizmini yönlendiren bir yapıya sahiptir. Dünyada önde gelen 40 turizm ülkesinin 12 tanesi AB üyesidir. A. Birinci parçada belirtilen durumun yanlışlığı istatistiki verilerle ifade edilmektedir. Burada herhangi bir yanlışlığa değinmedik. 2. B. Birinci parçada anlatılan konunun sadece geçmişi kapsadığı güncel olmadığı açıklanmıştır. Tam tersi günümüzde diyerek burada zaten başlamıştı konuya ve birinci cümlede anlatılanları yine tasdik ederek günümüzde de bunun devam ettiğini açıklamıştı. D. birinci parçada değinilen düşüncenin sadece AB ülkelerini ilgilendirdiği belirtilmiştir. Hayır, burada zaten dünya çapında bir turizm hareketinden bahsetti. E, birinci parçada ortaya konan düşüncenin gelecekte de hiç değişmeyeceğini açıklamıştır. Burada gelecekten bahsetmedi, günümüzden bahsetmişti. C şıkkı. Birinci parçada ele alınan görüşün geçerliğinin devam ettiğini açıklamıştır. Evet, burada birinci parçada turizme en fazla katılan, en fazla turist çeken ülkelerin Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu birinci parçamızda anlattı. İkinci parçamızda da yine bunun günümüzde de Avrupa Birliği ülkelerinin dünyada önde gelen turizm ülkelerinden olduğunu ve bunların 12 tanesinin Avrupa Birliği üyesi olduğundan bahsetti. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu cümlede dertler ile ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Dertlerimizin çoğu kendi durduğumuz ve doğanın işleyişine aykırı olan yapay çarelerden gelir. İspanyolların bir sözü türlü yönlerden hoşuma gider. Defyandame Dios de mi. Allah beni kendimden korusun. A şıkkı insanın başkasına verdiği zararı ailem birlese de veremez demiş. A şıkkını eledik. Burada başkalarından bahsetmedik. B şıkkı Çoğu derdin kaynağı hekimlerin tedavi sürecinden doğmaktadır. Burada herhangi bir tedavi sürecinden de bahsetmedik. D şıkkı. Kendimize iyi gelen davranışlarda bulunmak dertlerin önüne geçer. Böyle bir iyi davranıştan ve derdin önüne geçmekten de bahsetmedik. E şıkkı. Eşyanın tabiatına aykırı olmayan şeyler aslında insan eliyle üretilmiştir. Böyle bir durumdan da bahsetmedik. C şıkkında demiş ki insan bir ırmaktır. Daha kolay akmak için yatağını değiştirirse kurur. Şimdi ırmağın normal yatağı doğal bir yataktır. Yani doğanın işleyişine uygundur. Ancak insan bunu değiştirirse, yatağı değiştirirse yani parçamızda bahsettiği, kendi uydurduğumuz ve doğanın işleyişine aykırı olan yapay çağrılar bizde neye açıyor? Dertlere yol açıyor ve burada devamında da insanın bundan kuruduğundan bahsettiği cevabımız C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bir, insan hayatta her şeyi kendisi keşfetmek zorundadır. Bu yüzden kendi kullanma kılavuzunu oluşturabilen tek canlı olma özelliğine sahiptir. İki, insan davranışları adına birçok insan kullanım kılavuzu olduğunu iddia ettiği teknikleri bize sunmaktadır. A. Birçok insan insanların tek başına kendilerini keşfedemeyeceklerini belirlediklerinden insan davranışları üzerine oluşturdukları kullanma kılavuzu tekniklerini bize aktarıyor. Burada insanların hayatta her şeyi kendisi keşfetmek zorunda olduğuna değinmedi. B şıkkı insan hayatta her şeyi kendisi tanıyamayacağı ve kullanma kılavuzu oluşturamayacağı düşünüldüğünden insan davranışları için insan kullanma kılavuzu teknikleri bize sunulmaktadır demiş. Burada birinci ya da ikinci cümlemizde hayatta her şeyi kendisi tanıyamayacağı ve kullanma kılavuzu oluşturamayacağı düşünüldüğünde demiş, düşünüldüğünden demiş. Böyle bir durumda burada söz konusu değil. Böyle bir cümleye yer vermedik. C. İnsanın kendini keşfedemeyeceği ve kullanma kılavuzu oluşturamayacağı görüşü ağır bastığından insan kullanma kılavuzu bizlere teklif edilmektedir böyle bir görüşten de bahsetmedik. D şıkkı kullanma kılavuzu oluşturma noktasında aciz kalan insanlar için insan davranışları adına insan kullanım kılavuzu ihtiyacı belirlenerek takdim edilmektedir demiş böyle bir acizlikten yine bahsetmedik. E şıkkı insan hayatta her şeyi kendisi keşfetmek zorunda olması ve kullanma kılavuzu oluşturabilecek tek canlı olmasına rağmen kullanım kılavuzu olarak iddia edilen teknikler insanlara teklif edilmektedir. Burada iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali E şıkkında vardır cevabımız E şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Asal sayılarla oynamaya başladığınızda bunların arasının açıldığını görürsünüz. Sık sık birbirine yakın asallara rastlasanız bile genellikle asal sayılar gittikçe seyreldikleri izlenimini veriyor. Gerçekten de biraz düşününce aralarında hiç asal sayı olmayan istediğiniz uzunlukta ardışık sayı bulabileceğinizi Görürsünüz A şıkkı ünsüz benzeşmesi, B şıkkı ünsüz yumuşaması, C ünlü düşmesi, D ünlü daralması, E ünsüz düşmesi. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi demektir. Bakın burada gittikçe derken C, C, Ç'ye dönüşmüş ünsüz yumuşaması. Burada başladığınıza derken başladık. Bakın buradaki K, yumuşak K'ye dönüştü. Ünlü düşmesi demiş. Şöyle bir göz gezdirdiğimize bakın oyundan oynamak U ünlü düşmesidir. Yine ünsüz düşmesi seyrekten seyrelmek. Buradaki K düşmüştür. E şıkkı da elendi. Burada ünlü daralmasına rastlamıyoruz. Sakın buradaki vermekten veriyoru ünlü daralması gibi düşünmeyin. Çünkü burada daralmada ne vardı arkadaşlar? Mesela beklemekten beklemekten yoreki aldığında buradaki E'nin i'ye dönüşmesi vardı. Burada vermek zaten son harfi R ile bittiği için Burada iyi sonradan gelmiştir. Bir daralma yoktur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi çekimli fiildir? Genel bir tiyatro tarihinin ilk sayfalarını karıştırırsanız tiyatronun 3000. yılı ya da tiyatronun 2500. yılı gibi sözlerle karşılaşırsınız. Bu sözler eski Yunan ve Mısır'dan başlayıp günümüze kadar uzanan tiyatro için bildiğimiz, tiyatro için söylenmiş sözlerdir. Oysa Tespis'in eşiklosun arasının arkasında 2000 yıllık yer yer yazılmış, on binlerce yıllık da yazılmamış bir tarih yatıyor. Burada 4 ve 5. sözcüklerimiz sıfat fiildir. Tarih nasıl bir tarih? Yazılmış, yazılmamış tarih. Bunlar sıfat fiil, mış ekleri. Yine 3. sözcüğümüze baktığımızda tiyatro, bildiğimiz tiyatro. Buradaki dık dik ekidir, sıfat fiil ekidir. Bildiğimiz tiyatro sıfat fiildir yine başlayıptaki ıp zarf fiil eki olduğu için başlayıp da zarf fiil oldu. 2'yi, 3'ü, 4'ü ve 5'i eledik. 1'e baktığımızda karıştırırsanız karıştırmaktan karıştırır geniş zaman sase burada ek fiil olarak gelmiş, birleşik çekimli eylem yapmış. Karıştırırsa burada birleşik çekimli eylem yani çekimli eylemdir, çekimli fiildir cevabımız A şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi belirtme durumu eki almıştır? Belirtme durumu eki i ekiydi. Hale i hal, İyi, hal Deniz kokusu genellikle iyot ya da ozon ile ilişkilendirilir. Deniz esintisi özlemi çekenler için market reyonlarında oda kokusu olarak da yer edinen ferahlatıcı deniz kokusunun asıl kaynağı minik deniz canlılarının tuzlu yaşam ortamında hayatta kalabilmek için ürettiği Kükürtlü bir kimyasaldır. Fakat deniz kokusunu içimize çekerken bunların hiçbirini düşünmeyiz. Hatta bunları bilmeden deniz kokusu için şiir bile yazarız. Deniz esindisi özlemi derken burada onun özlemi. Bakın burada iyilik ekidir bu. Belirtme durumu eki değildir. Yine asıl kaynağı onun kaynağı deniz kokusunun kaynağı. Yine burada ı iyilik eki olacaktır. Hayatta kalabilmek için ürettiği. Burada yine ürettiği derken buradaki i iyelik ekidir. Sıfat ile gelmiştir. Kokusu, deniz kokusu derken yine burada arkadaşlar. u nedir? İyelik ekidir. Deniz kokusu zaten e, belirtisiz e, isim tamlamasıdır. Tamlayan ek almamıştır. Tamlanan bakın burada iyelik eki almıştır. Hatta bunları derken bunlar'lar çoğudaki almış. Buradaki ı belirtme durum ekidir, iyelik eki değildir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bu cümlenin sözde öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Star Wars ve Tarzan gibi filmler ile güçlü mitolojik yönler barındıran ve ancak sanatsal kazılar yapılarak anlamına ulaşılabilen eserler, onların yaratıcıları tarafından bilinçli biçimde derin ve karışık felsefi sistemlere yöneltilmiştir. Şimdi burada bizim yüklemimiz yöneltilmiştir. Yöneltilen ne? Star Wars ve Tarzan gibi filmler ile güçlü mitolojik yönler barındıran ve ancak sanatsal kazılar yapılarak anlamına ulaşılabilen eserler buraya kadar bizim sözde öznemiz olan kısımdır. Yüklemimiz edilgen çatılı olduğu için A şıkkı yönelme hali eki AE yönelme hal ekimizdi. Bakın burada anlamına derken buradaki A yönelme hal ekidir. Sıfat fiil. Burada barındıranı gördüm hemen işaretledim. isim film isimdir. Çoğul eki almıştır. C şıkkı da elendi. E şıkkında edilgenlik ekimiz neydi? L ve n ekiydi. Yapmaktan yapılmak burada edilgenlik ekidir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Çünkü benim burada bu kısma kadar incelemem gerekiyor. Devamına bakmamam gerekiyor. Neden? Sözde özneyi sormuş, sorduğu için bize devamına bakmayacağım. D işaretleyeceğim. Devamına baksaydım neyi görecektim? Bakın burada onların yaratıcıları tarafından derken bu örtülü özneydi. Burada üçüncü çoğul şahıs iyilik ekini görüyorum. Ancak işaretlemeyeceğim. Çünkü bana sözde özneyi sormuştu. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Tehlikelerden kaçınmakta aşırı telaşa düşmek, kendimizi tehlikenin kucağına atmanın en kestirme yoludur. Burada kendimizi tehlikenin kucağına atmanın en kestirme yoludur. Tamamı yüklemdir. Peki en kestirme yolu olan nedir diye sorduğumuzda tehlikelerden kaçınmakta aşırı telaşa düşmekte bizim öznemiz olacaktır. Özne ve yüklemden oluşan bir cümledir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı düşünceyi aktarmaktadır? Çevreye verilen zararın sürekli artışı bir süre sonra dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamı tehdit eder hale gelir ve bu tehdit süratle yayılmaya başlar. Kötü gidişatı sezen insan söz konusu tahribata dikkat çekmek ve Türünü bekleyen kötü sona işaret etmek için çeşitli yöntemler geliştirir. Söz konusu yöntemlerin başında basın ve yayın organları yoluyla çevreye verilen zararların yol açtığı tehlikeler, nesli tükenen hayvanlar, kuruyan, zehirlenen akarsular veya içme suları, tahrip edilen orman alanları ve benzeri sonuçların istatistiksel verilerle sunulması gelmektedir. Bunları hissetmenin yanı sıra çeşitli eylem ve gösterilerle doğal yaşama ve çevreye verilen zarara dikkat çekilerek tahribatlar sayısal verilere dayandırılıp ortaya çıkarılır. Edebiyat da çevreye ilişkin duyarlılığını çeşitli yöntem ve türlerde konuyu ele alışıyla gösterir. Bakın burada 3. ve dördüncü cümlemiz aynı düşünceyi aktarmıştır. Söz konusu Yöntemler derken burada basın ve yayın organlarını kullanarak bilgilendirmeler yapıyor ve sonuçları istatistiksel verilerle sunuyor. Yine bakın burada eylem ve gösterilerle insanları bilinçlendirmeye, bu konuya dikkat çekmeye çalışıyor. Burada basın ve yayın organlarını kullanmıştı. Yine burada sayısal verilere dayandırıyor. 3 numaralı cümlemizde de istatistiksel verilere dayandırmıştı. Yani 3 ve 4 aynı düşünceyi aktarmaktadır cevabımız D şıkkı olacaktır. 13. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? bir Eklemi oluşturan kemiklerin birbirlerine bakan, yüzlerini kaplayan parlak, sedef beyazı yapıya kıkırdak denir. Bakalım A şıkkına. Birinci cümlede birden fazla sıfat fiil kullanılmıştır demiş. Bakan burada sıfat fiildir. Anekin almıştır. Yine oluşturan burada sıfat fiildir. A şıkkına ulaştık. En önemli görevi yük taşımak olan kıkırdaklar eklemin kayganlığını da sağlar. B şıkkında ikinci cümlede belirteç bulunmaktadır demiş. Evet burada bakın önemli görev derken önemli burada sıfattır. En derecelendirme zarfıdır. Yani belirteçtir. B şıkkı da elenmiş oldu. 3. Eklem kıkırdağı ortalama 2 ila 4 milimetre kalınlığında kansız, sinirsiz yapıdır. C şıkkı 3. cümlede farklı söz grupları vardır demiş. Eklem kıkırdağı derken belirtisiz isim tamlaması, sinirsiz yapı derken yine sıfat tamlaması farklı söz gruplarını gördük. 5. Kıkırdak yaralanmaları trafik kazalarında ve düşmelerde, çarpmalarda olduğu gibi direkt Yaralanmalarla veya eklemin diğer problemlerinin bir sunucu Olarak da ortaya çıkabilir E 5 cümlede bütün eylemseler örneklendirilmiştir bakın burada Yaralanma düşme çarpma bunlar isim fiil Olduğu sıfat fiil olarak da Zarf fiil bütün fiilimsi türleri vardır 4 bu yüzden iyileşme kapasitesi de çok sınırlıdır ve oluşan bir problemin kendi kendine düzelmesi Çok güçtür. Burada D şıkkında dördüncü cümlede sayı sıfatı kullanılmıştır demiş. Burada bir problem derken bir sayı sıfatı değil belgisiz sıfattır. Herhangi bir problem anlamında kullanılmıştır cevabımız D şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlış yapılmıştır? A. Yaşanılan asrın maziye nispetle Hülya'ya daha az zaman bıraktığını tekrarlayarak şaire ilham kaynakları keşfettirmeye kalkışmanın garip olacağını vurgular burada keşfetmek doğru yazılmıştır. Keşif etmek derken iyi düşmüş, birleşik yazılmış doğru. B şıkkı onların bu samimiyeti fani hayatın ne kadar alçak olduğunu fark ettirir, fark etmek ayrı yazılır yardımcı fiille oluşmuş birleşik fiildir ve ses olayı yoktur. C şıkkına baktık. Hisli insanların hissettikleri şeylerin hiçbir parçasını feda etmediklerini belirtir. Burada hiçbir bitişik yazılmış. Doğru. Hissetmek, his ve etmek. Bakın burada S. Ünsüz türemesi olmuş. Ses olayı olduğu için bitişik yazılmış. Bu da doğru. E şıkkı. Efelerin Türk varlığını kaybetmeden gafletten uyanıp mücadeleye başlamasını ister yine kaybetmek, kayıp ve etmek birleşmiş, ı düşmüş e b'ye dönüşmüş ünsüz yumuşaması burada yine kaybetmek bitişik yazılır. E şıkkı da elent. D şıkkına bakalım. Orhan Seyfi Şair'in görevinin ruhunun objektifine çarpan her konuyu kuvvetle arz etmek olduğunu belirtir. Arz etmek ayrı yazılır. Herhangi bir ses olayı yoktur. Yardımcı fiille oluşmuş birleşik fiildir. Arz etmek ayrı yazılır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 15. sorumuzdayız. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Fantastik çocuk ve ilk gençlik kitap ve filmlerinin tehlikelerinden biri de budur. Fantastik dünyada her şey değişime uğrar. Kahramanlar, uzamlar, hayvanlar, nesneler bütün bunlar simgesel olgulara dönüşür. Bu ögelerle gösterilen şiddet anlık olarak yinelenen ve hemen tüketilen bir evrenin parçası olur. Böylece simgeleşen şiddet gerçeğinden daha fazla önem taşır. Bu çalışmanın amacı masum çocukların evreninde bile şiddetin kullanıldığını okurun ve izleyicinin estetik ve örtülü bir şiddetin tehlikesini göremediğini göstermektir. Burada kitap ve filmlerinin tehlikelerinden biri de derken buradaki de bağlaştır. Bağlaç olan deyi nasıl buluyorduk? D'yi çıkaralım. Fantastik çocuk ve ilk gençlik kitap ve filmlerinin tehlikelerinden biri budur. Cümle anlamlı bir cümledir. Burada D'yi biz ayrı yazmalıyız. Yazım yanlışı vardır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 16. sorumuzdayız. Bu parçada parantezle belirtilen yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Genç kadınsa hamalın sorgusuna başıyla müsbet bir cevap verdikten sonra kırmızı muşambasını uçuran rüzgara doğru seyirtmekteydi. Birden geriye dönüp hamala çocuğum dedi. Daha iyisi bize bir araba bulsan arabaya birbirine sıkışarak yerleştiler. Hamal da eşyaları arabacının yanına birer birer koymuş, arabanın içine ve genç kadının bir erkek çocuk yüzü taşıyan kafasına dönmüş, uğurlar olsun demişti. Allah rahatlık versin. Erkekler ilk defa seyahate çıkmışlara mahsus acemilik ve sersemlik dolu idiler. Burada Birinci boşluğa virgül getirilmeli. Virgül gelecektir. Birden geriye dönüp amala demiş. Kendisinden sonra bir cümle söylenecek ve burada konuşma çizgisi var. A şıkkını ve C şıkkını buradan eliyoruz. Devamında çocuğum dedi. Daha iyisi bize bir araba bulsan burada ünlem gelecek ancak 3 nokta olacak. Neden? Çünkü cümle bitmemiş. Cümle bitmediği için. D şıkkını eleyeceğim. Sadece ünlem gelemez. Ünlem 3 nokta ile beraber gelecek. Hamal da eşyaları arabacının yanına birer birer koymuş. Arabanın içine ve genç kadının bir erkek çocuk yüzü taşıyan kafasına dö dönmüş. Şimdi burada sıralı cümle yaptığı için virgül koymam gerekirdi. Ancak ikinci cümlede zaten virgül geçtiği için bu noktalı virgüle dönecektir. Böylece B şıkkını da elemiş olduk. Uğurlar olsun virgül demişti. Allah rahatlık versin. Burada yine ünlem getirdim. Böylece virgül 3 nokta ünlem noktalı virgül virgül ve ünlem olarak cevabı buldum. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 17. sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre ama şiirdeki Anabel Lee'nin ilham kaynağının kim olduğu konusunda çeşitli tartışmalar bulunmaktadır cümlesi getirilebilir? 1849'da yazılan Anabel Lee Amerikalı şair ve yazar Edgar Allan Poe'nun yazdığı son şiirdir ve aynı yıl içinde Poe'nun ölümünün hemen ardından yayımlanmıştır. Poe'nun pek çok şiiri gibi bu şiirinin de teması güzel bir kadının ölümüyle yarım kalan güçlü bir aşktır ve anlatıcının aşkı Annabelle Lee öldükten sonra da şiir yoluyla ölümsüzlüğe ulaşır. Pek çok kadının adı geçse de en makul adaylardan biri Poe'nun eşi Virginia Eliza Clem Poe'dur. Şiirin anlatıcısı yıllar önce isimsiz bir deniz ülkesinde Annabelle Lee'ye aşık olduğunu anlatır. Çok genç olmalarına rağmen yüreklerindeki aşk ateşi öyle yoğundur ki melekler onları kıskanmaya başlar. Anabelliği anlatıcıya göre bu yüzden nazara gelir ve ölür. Buna rağmen aşkları yaşamaya devam eder. Şimdi burada demiş ki ama şiirdeki anabelliğinin ilham kaynağının kim olduğu konusunda çeşitli tartışmalar var. 3 numaralı cümlede bu tartışmaya yer vermiş ve bunlar içerisinde en makul adaydan bahsetmiş. Bir önceki cümleye baktığımızda Poe'nun Pek çok şiiri gibi bu şiirin de teması güzel bir kadının ölümüyle yarım kalan güçlü bir aşktır ve anlatıcının aşkı Anabelli'yi öldükten sonra da şiir yoluyla ölümsüzlüğe ulaşır ama şiirdeki Anabelli'nin ilham kaynağının kim olduğu konusunda çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Pek çok kadın adı geçse de en makul adaylardan biri Poe'nun eşi Virginia Eliza Clem Poe'dur diye anlam bütünlüğünü sağlıyoruz. Yani iki numaralı cümleden sonra Buradaki cümlemiz gelmelidir cevabımız B şıkkı olacaktır. 18. sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sağlıklı olmak ve yaşamak işte benim bütün bilgim. Böyleyken düşüncemin kendi yetersizliğini yüzüne vurmaktan hiç geri kalmadım. Gerçekten düşüncemin en çok üstünde durduğu şeylerden biri de budur. Herkesin gözü dışarıdadır. Ben gözümü içime çevirir, içime diker, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar. Ben içime bakarım. Benim işim gücüm kendimdedir. Hep kendimi seyreder. Kendimi yoklar. Kendimi tadarım. Herkes kendinden başka şeylerin peşindedir. Hep kendisinin ötesine gitmek sevdasındadır. A şıkkı. Birinci kişi anlatımı kullanılmıştır. Evet burada bilgim. Yine böyleyken düşüncemin demiş. Birinci kişi anlatımı kullanmış. B şıkkı. Karşılaştırmadan... Yaralanılmıştır. Burada en çok üstüne durduğu şey derken buradaki en karşılaştırma yaptığı C şıkkı mecazlı söyleyişlere yer verilmiştir. Evet burada yüzüne vurmak mecazdır. Yine gözü dışarıda olmak yine mecazdır. Burada deyim olarak yer almıştır. E şıkkı yinelemeye başvurulmuştur. Burada kendimi 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 derken yinelemeye başvurdu. Parçamızda benzetme yoktur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 19. sorumuzdayız. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? İnsan çevre sorunlarının hem yaratıcısı hem de bu sorunların çözümünde en önemli taraf olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla insanın çevreye yönelik davranışlarına yön veren çevre ve insan ilişkisini düzenleyen etik kurallar bu bağlam içerisinde ele alınıp değerlendirilmelidir. Çevresel sorunların ortaya çıkışının da çözümünün de insan merkezli olduğu göz önünde bulundurulursa çevre bilinci oluşturmada çevre eğitiminin ne kadar önemli olduğu da açık olarak görülecektir. Çevre söz konusu olduğunda saygı ve sorumluluk kavramları etik birer kavram olarak karşımıza çıkar. Etik bir davranış olan çevreye saygı, kişinin içinde yaşadığı toplumsal ve doğal çevreye olan yaklaşımının da bir göstergesidir. Bir mimarın bir yerel yöneticinin veya şehir plancısının sosyal ve doğal çevreyi ne kadar hesaba kattığı ile ne kadar mesleki etiğe sahip olduğu doğru orantılıdır. Birinci, ikinci ve üçüncü cümlemizde insanın çevre sorunlarından, insanın çevre sorunlarının hem üreticisi hem de bunu sonlandırıcı olma özelliğinden bahsetti. Yani çevre sorunlarının insan merkezli olduğu ve bu şekilde bunu çözebilecek olan kişinin de yine insan olduğundan bahsetti. Dördüncü cümlemizde ise konuyu saygıya ve etiye getirdik. Devamında 5 ve 6'da bunu destekleyen cümleler kurduk. O zaman biz ikinci paragrafımıza 4 numaralı, 4 e, numaralı cümleden itibaren başlamalıyız. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 20. sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Örümcek ağları temel malzeme olarak ipek ipliklerden oluşur. Oldukça ince yapıdaki bu iplikler hafif ve esnek olmalarının yanında yüksek kaliteli çelikten daha güçlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle araştırmacılar örümcek ipliklerinin yapılarını daha iyi anlamaya çalışıyorlar ve cerrahi ipliklerden askeri kıyafetlere kadar oldukça geniş elpazede kullanım potansiyeli taşıyan bu üstün özellikli malzemelerin endüstriyel boyutta kullanımını sağlamak için onları yapay yollarla üretme çalışmalarına devam ediyorlar. Örümcek ipliğinin yapısı ve mekanik özellikleri ile ilgili bilinmeyen daha çok şey olduğu kesin. Örümcek ipeğinin neden bu kadar güçlü olduğunu araştıran bilim insanları metiyonin olarak bilinen doğal amino asidin örümcek ipliğini oluşturan protein yapısına esneklik sağladığını göstermeyi başardılar. Burada örümcek ağlarının temel malzemesi olan ipek ipliklerden bahsettik ve yapısından bahsetmeye başladı. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmadan bahsettik. 1, 2 ve 3. cümlede yine 5. cümlede örümcek ipeğinin neden bu kadar güçlü olduğunun araştırmasına yine bahsettik. Bunların hepsinde konu bütünlüğü var. Ancak dördüncü cümleye baktığımızda örümcek ipliğinin yapısı ve mekanik özellikleri ile ilgili bilinmeyen daha çok şey olduğu kesin diyerek burada anlatımın akışını bozdu. Başka özelliklerine burada dikkat çekti. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. 20. sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Örümcek ağları temel malzeme olarak ipek ipliklerden oluşur. Oldukça ince yapıdaki bu iplikler hafif ve esnek olmalarının yanında yüksek kaliteli çelikten daha güçlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle araştırmacılar örümcek ipliklerinin yapılarını daha iyi anlamaya çalışıyorlar ve cerrahi ipliklerden askeri kıyafetlere kadar oldukça geniş elpazede kullanım potansiyeli taşıyan bu üstün özellikli malzemelerin endüstriyel boyutta kullanımını sağlamak için onları yapay yollarla üretme çalışmalarına devam ediyorlar. Örümcek ipliğinin yapısı ve mekanik özellikleriyle ilgili bilinmeyen daha çok şey olduğu kesin. Örümcek ipeğinin neden bu kadar güçlü olduğunu araştıran bilim insanları metiyonin olarak bilinen doğal amino asidin örümcek ipliğini oluşturan protein yapısına esneklik sağladığını göstermeyi başardılar. Burada örümcek ağlarının temel malzemesi olan ipek ipliklerden bahsettik ve yapısından bahsetmeye başladı. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmadan bahsettik. 1, 2 ve 3. cümlede yine 5. cümlede örümcek ipeğinin neden bu kadar güçlü olduğunun araştırmasına yine bahsettik. Bunların hepsinde konu bütünlüğü var. Ancak dördüncü cümleye baktığımızda örümcek ipliğinin yapısı ve mekanik özellikleri ile ilgili bilinmeyen daha çok şey olduğu kesin diyerek burada anlatımın akışını bozdu. Başka özelliklerine burada dikkat çekti. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. 21. sorumuzdayız. Bu parçanın boş bırakılan kısmına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tarih konulu oyunlarda sanata karşı sorumluluğun bilincine varmak ve bu sorumluluğu yerine getirmek için tarih olaylarını istediği gibi yorum hakkına sahip olmak bu oyunların çok zorlayıcı bir ön koşuludur. Ayrıca oyunu sanat adına değerlendirmek yerine tarih adına eleştirmeyi yerler. Halbuki tarih olmuşun bilimsel gerçekliği ile değer kazanır. Tiyatro ise bu olmuşu estetik incelikle işler. A. Bu ön oyun koşul oyunun kendi sınırlarını iyi çizmesini ve konuyu buna göre işlemesini sağlar demiş A şıkkına. Ulaşamadık. Burada olayları, tarih olaylarını istediği gibi yorma hakkına sahip olacağından bahsetmişti. B şıkkında çünkü izleyenler tarih işlenirken olaya kendi bakış açısıyla bakmaktan kaçamayacak ve kendi görüşüne uymayanları dışlayacaktır. Yine buna ulaşamadıkça D şıkkı bu durum tarih bilincinin doğru yerleşmesi şeklinde algılanacağı için her bir davranış dikkatle izlenecektir izleyici tarafından. Yine burada devamlılık olmadı. Dikkatle izlemekten bahsetmedi yine sonrasında E şıkkı. Bu ön koşulu seyircinin üzerinde etki tarihi olayı ve iyi değerlendirip seyircinin isteğine göre şekillendirmesi gerekmektedir demiş. Yine burada seyircinin isteğini şekillendirmekten bahsetmediği C şıkkına baktığımızda çünkü seyirci özellikle yakın geçmişi ele alan oyunlarda gerçekten sapmaları sert biçimde eleştirir. Şimdi burada tarih olaylarını istediği gibi yorma hakkına sahip olmak bu oyunların çok zorlayıcı bir ön koşuldur. Neden? Çünkü burada gerçekten sapmalar olacaktır. Burada kendi isteğine göre oyunlarda kendi isteğine göre tarih olaylarını yorduğu zaman gerçekten sapmalar olacaktır. Ve bu çok zorlayıcı bir durum. Neden zorlayıcı bir durum? Çünkü seyirci özellikle yakın geçmişi ele alan oyunlarda gerçekten sapmaları sert biçimde eleştirir. Ayrıca oyunu sanat adına değerlendirmek yerine tarih adına eleştirmeyi yaylar. Kim? Seyirci. Yani gerçekten saptığında Burada izleyenler, seyirciler tarihi bilgiler neden yanlış veriliyor diye eleştirir. Halbuki tarih olmuşun bilimsel gerçekliğiyle değer kazanır ama tiyatro olmuşu estetik incelikle işler diye devam edeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 22. sorumuzdayız. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Vicdan kötüye yönelmeye niyetlendiğimizde içimize korkusalar, salar, iyiliğe yöneldiğimizde ise bize cesaret ve güç verir. İyiye yönelmişsek sonuç ne olursa olsun içimiz rahat, gönlümüz huzurludur. Ben kendimden söyleyebilirim ki türlü kötü durumlarda içimden geçeni, niyetlerimin temizliğini gizlice kendim bildiğim, düşündüğüm için daha korkusuz adımlarla yürümüş, vardığım yerde kendimi daha iyi hissetmişimdir. Aa, Vicdanlı insanlar girişken oldukları için daha korkusuz olur. Burada girişkenlikten bahsetmedi. B şıkkı vicdan başkalarının ne düşündüğünü düşünmediğimizde devreye girer. Yine başkalarının düşüncesinden bahsetmedi. C şıkkı insanların duygularını belirleyen temel unsurlardan bir yaşantılardır. Yine başa yaşantılardan bahsetmedik. E şıkkına baktığımızda vicdanımız insanın davranışlarına yön veren en önemli güçlü. Burada en önemli güç olduğu da belirtilmedi. D şıkkına baktığımızda eylemlerimizin sonundaki duygularımızı amaçlarımızın vicdanımıza uygun olup olmaması belirler. Evet burada gönlünün huzurlu olması eylemin sonundaki duygusudur. Amaçları vicdana uygunsa huzurlu olmuş. Burada baştan sona zaten anlatılmak istenen de buydu. Asıl anlatılmak istenen de buydu. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 23. sorumuzdayız. Bu parçaya göre yazarın insan ile ilgili söylemek istediği aşağıdakilerden hangisidir? İnsan varoluşsal olarak kendini kendinde tanıyıp kendini ötelere süren bir varlıktır. İnsan kendini kendinde tanırken bütün insani değerlerini sorgular ve bu değerleri kendinde sürgün kılar. Her gün her sürgün edilen değer hem bedenen hem de duygusal olarak insanı kaçınılmaz olana biraz daha düşman ve öteki kılar. Öteki oluş ise yalnızlığın bırakılmışlığın ve yabanlığın trajedisidir. B. İnsanın kendini tanımasıyla beraber yalnızlığı ve trajedisi başlar demiş. Hayır, insan kendinde tanıdığı şeyleri ötelere sürdükçe yalnızlaşıyor demişti. C şıkkı, insanın kendini sürgün etme eğilimi yalnızlığının sonucudur. Tam tersi, kendini sürgün edince, değerlerini ötekileştirince, sonrasında yalnızlık olacaktı. D şıkkı insan ötekileştiren düşünceleri sayesinde diğerlerinden ayrılır böyle bir ayrımdan bahsetmedi. E şıkkı insan doğasında kendini tanıyıp başkasını ötekileştirme eğilimi vardır. Hayır burada başkasını ötekileştirmeden bahsetmedi. A şıkkına baktığımızda insanın uzaklaştırdığı değerleri trajedisinin trajedisinin başlangıç noktasıdır. Evet. Burada İnsan kendini kendinde tanırken bütün insani değerlerini sorgular ve bu değerleri kendinde sürgün kılar. Bunun sonucunda öteki oluş başlar ve yalnızlığın, bırakılmışlığın, yabanlığın trajedisi başlıyor. Yani insan kendindeki değerleri uzaklaştırdıkça trajedi başlıyor. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 24. sorumuzdayız. Yukarıdaki parçada sözü edilen çocukların arkadaş edinmedeki probleminin nedeni hangisidir? Bazı çocuklar yapısal özellikleri nedeniyle arkadaş edinmekte ve arkadaşlık ilişkilerini devam ettirmekte zorluk çekerler. Örneğin yapıları gereği aşırı hareketli, dürtü kontrolü ve dikkat sorunları olan çocuklar ani tepkiler verirler. Duygudaşlık ve problem çözme becerileri zayıftır ve hareketlerin sonuçlarını değerlendirmekte güçlük çekerler. Bu çocukların oyun becerileri az gelişmiş olduğu için sıra beklemekte, arkadaşlarının önerilerini kabul etmekte, fikir önermekte ve işbirliği yapmakta zorluk çekerler. Yoğun dürtüleri nedeniyle sosyal ortamda kendilerinden beklenen uygun davranışları yerine getiremezler. Bu tür çocukların öz farkındalıklarını geliştirecek eğitimlerin veya gerekiyorsa tedavilerin uygulanmasında geç kalınması ise başka sorunlara kapı aralayabilir. Bu konuda ebeveynlerin de eğitimcilerin de dikkatli olmaları ve objektif davranmaları önemli bir gerekliliktir. A. Çocukların ortama uyum sağlamasında ailenin baskın rol oynaması. A şıkkını eledik. Burada ailenin bir baskın rolünden bahsetmedi. B şıkkı Çocukların oyun sırasında yer bulmak için bütün oyunları kendilerini başlatmak istemesi. Burada oyun başlatmaktan da bahsetmedik. C şıkkı çocukların sosyal ortama uyum sağlamak için arkadaşların her isteğini kabul etmemesi demiş. Böyle bir durum da burada söz konusu değil. D şıkkı çocukların çevredeki beklentilere karşılık vermek için bulunduğu girişimlerde hata yapması. Yine burada hata yapmaktan bahsetmedik. E şıkkına baktığımızda çocukların sosyal beceri ve uyum yeteneğinin olmaması. Evet burada sosyal becerilerinin zayıflığından bahsetti. Yine işbirliği kuramamasından bahsetti. Zaten işbirliği kuramaması da sosyal becerisinin zayıf olması ya da olmaması anlamına gelir. Yine burada kendisinden beklenen uygun davranışları yerine getiremez. Yani uyum sağlayamıyorlar. Uyum yetenekleri yoktur. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. 25. sorumuzdayız. Yukarıdaki özellikleri sıralanan kişinin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu alandaki mühendisler kendi alanlarındaki derslerin yanı sıra diğer mühendislik dallarının birçoğunun derslerini de alırlar. Ayrıca işletme, yönetim, üretim, ekonomi gibi alanlarda da dersler görürler. Çalışmalarında matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendisliğin analiz, tasarım, ilke ve yöntemleriyle birleştirerek disiplinler üstü bir yaklaşım sergileyen mühendisler zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına yönelik çalışmalarda bulunur. Bir bu mühendislik dalı diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli farkı parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli farkı ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir. 1. İnşaat mühendisi malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan mühendistir demiş. Burada diğer mühendislik dallarında bahsetmedi. Burada sadece malzeme ve tekniği en iyi şekilde kullandığından bahsetti. Biri eledik. İki, enerji sistemleri mühendisi. Analitik düşünme yetisiyle konusunda yeterli düzeyde bilgi ve donanma sahip kaynaktan son kullanıma kadar Enerji üretim ve tüketim süreçlerini planlayabilen mühendistir demiş. Yine burada diğer mühendislik dallarının derslerini almasından bahsetmedi. 3 Endüstri mühendisi insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin burada sistemi bütününden bahsetmişti. Kuruluş ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen ve pek çok alanı akademi olarak tamamlamış. Evet burada Diğer mühendislik dallarının birçok derslerini de almasına bahset devamında işletme, yönetim, üretim, ekonomi gibi alanlarda dersler gördüğünden bahsetti. Akademi olarak tamamlamış ve kaynaştırmış mühendistir demiş. Yine burada matematik, fen bilimleri, sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri mühendisliğin analiz, tasarım, ilke ve yöntemleriyle birleştirerek disiplinler üstü bir yaklaşım sergileyen Mühendisler demişti devamında zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımından bahsetmişti. Burada da insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerden bahsetti. Yine bunun devamlılığından bahsetmişti. Yani buradaki üç özelliğimizi de biz endüstri mühendisinde bulabiliyoruz. Cevabımız C şıkkı olacaktır diyoruz. 26. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Doğanın sonsuz gücü karşısında daha saygılı olmamız, bilgisizliğimizi, yetersizliğimizi bilmemiz gerekir. İnanılır kişilerden olacak şeyler kadar olmayacak şeyler de duyuyoruz. Bunlara inanmasak bile kesip atmamalıyız çünkü olmaz deyip geçmek, olabilecek şeylerin nereye varabileceklerini bildiğimizi ileri sürmek olur haddimizi bilmeden. Olmayacakla alışılmadık arasında doğanın akış düzenine aykırı olanlığa İnsanların ortak inançlarına aykırı olan arasındaki ayrılığı iyi kavrarsak bir şeye inanmakta da inanmamakta da haddimizi bilecek olursak şu altın kurala uymuş oluruz. Hiçbir şeyde aşırı gitmek yok. A. İnsanların peşin hükümlü olmaları doğruya ulaşmaların önündeki en büyük engeldir. Burada doğruya ulaşmaktan bahsetmedik. B. İnsanların alışkanlıkları doğru olanı belirlemelerinde ana etken olarak karşımıza... Çıkar demiş. Yine burada alışkanlıklardan bahsetmedik. D şıkkı insanlar doğanın akışına aykırı olanı kabullenemeyerek genellikle bunu yanlış olarak niteler demiş. Yine bundan bahsetmedik. E şıkkına baktığımızda insanların kendi sınırlarını bilerek hareket etmesi ve düşünme faaliyetini ehli olanlara bırakması gerekir. Öyle bir ehlilikten düşünmeye ehliyetten bahsetmedi. C şıkkı. İnsanların bir şeyi olur demeleri kadar olmaz demeleri de oldukça iddialıdır. Burada iddialıdır dediğini parçamızda haddini bilmek olarak belirtmiş. Yani burada biz bir şeye olur ya da olmaz kesin olarak dersek bu haddi aşmak olur. Burada da iddialı olduğundan bahsetmiş cevabımız C şıkkı olacaktır. 27. sorumuzdayız. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tükenmişlik kavramının sözlük anlamı enerji, güç ya da kaynakların aşırı talepler yoluyla tükenmesi, yorulma, başarısız olma şeklindedir. Tükenmişlik bazen fiziksel rahatsızlıklara karakterize olan değişmeden kalan işe ilişkin kalıcı stres durumlarından sonra gelişen ruhsal ve fiziksel enerji azalması durumu için kullanılan popüler bir terimdir. Tükenmişliğin tetikleyicileri ve kaynakları kişisel ve örgütsel olarak ele alınmaktadır. Yaş, medeni durum, çocuk sayısı, işe aşırı bağlılık, kişisel beklentiler, güdülenme, kişilik, başarı, kişisel yaşamda karşılaşılan stresler, iş doyumu, gayri resmi ilişkiler, yürüttüğü bireyler ve üstlerinden gördüğü destek gibi nedenler, kişisel nedenler başlığı altında incelenmektedir. A- Farklı konuları benzer örneklerle açıklamaya çalışmaktadırlar. İkisinde de gelmişlikten bahsetti. B aynı kavramdan yola çıkarak koşul sonuç ilişkisi vurgulamaktadırlar. Burada herhangi bir koşul yoktur. C şıkkı bilimsel olgulardan oluşmuş sorunları sadece ruhsal etkilere bağlamaktadırlar. Burada yine sadece bir ruhsal etkiden bahsetmedik. D şıkkında aynı dili kullanarak farklı fikirleri ortak noktada Sentezle, sentezlemektedirler. Burada farklı fikirlerden bahsetmedik. E şıkkı. Neden sonuç ilişkisi içerisinde önemli bir olguya yönelik bilgiler içermektedirler demiş. Evet burada gelmişlik kavramından bahsetti. Bu metinde de bu kavramın nedenlerinden bahsetti. Sonuç olarak tükenmişliğe giden yolda neler varmış? Bunların sebepleri nelermiş? İkinci parçamızda da bunlara değindi. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 28. sorumuzdayız. Bu parçanın yazarın aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? Şeytani olan iyinin suretine bürünür bazen. Hatta bütünüyle onun vücuduna yerleştirir kendisini. Eğer bu gerçek bana gizli kalırsa hiç kuşkusuz yenik düşerim. Çünkü böyle bir iyi gerçek iyiden daha ayartıcıdır. Ama ya kendini benden gizleyemezse ya sürek avındaki şeytan güruhu beni dost doğru iğnin içine sürerse ya iğrenç bir nesne olan ben her tarafıma batan bütün iğne uçları tarafından yuvarlana yuvarlana her yanım iğnelenerek iğnin içine zorla tıkılırsam ya iğnin göze görünür pençeleri üzerime saldırırsa o zaman bir adım geriler bütün o süre boyunca arkamda benim karar vermemi beklemiş olan kötüden içeri usulcacık ve üzgün geri veririm. A. İnsanı kötüye götüren sebeplerin başında iyinin aslında gerçek iyi olmaması vardır. Evet burada gerçek iyi ile karşılaşmadığı için kötüye doğru gitmişti. Ve gerçek iyi ile gerçek kötü seçilemezse insanın doğru karar vermesi olası değildir. Yine bunu destekledi. C. Kötünün iyi gibi görünerek yaptığı aldatmacayı sezemeyenler kötünün tuzağına düşerler. Doğru. D. Şıkkı iyinin dayatılması ile iyiden uzaklaşan birey kötüye mail etme eğilimindedir. Burada yine yazar kötüye mail etmişti. E. Şıkkı kötünün içindeki gerçek iyiliği gören insanlar iyi bulmaya daha yakındır. Bunu söylemesi beklenmedi. Çünkü burada kötülük zaten iyinin içine saklanmıştı. Kendisine iyi göstermişti. Yani kötünün içindeki gerçek iyilikten bahsetmedi. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 29. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketli aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Günümüzde spor denince akla ilk gelen spor branşı futboldur. Futbolun oynanmasının kolay olması, oyun kurallarının kafa karıştırıcı olmaması, sınırlı imkanlarla dahi her zaman ulaşılabilir olması nedeniyle diğer spor branşlarından daha gözde hale gelmiştir. İzleyici sayısının yüksek olmasından dolayı futbolu yöneten hakemlerin maçlarda çaldıkları her düdük sorgulanır olmuştur. Hakemler futbol oyununun temel unsurlarından biridir ve oyun kurallarını uygulamada önemli bir sorumluluğa sahiptir. Hakem ve yardımcı hakemler ihlalleri gözlemlemek için mümkün olan en iyi pozisyonda müsabakayı izlemelidir. Bu nedenle futbol hakemlerinin iyi bir kondisyona sahip olması beklenmektedir. Hatta futbol hakemlerinin kondisyonlarının en az futbolcular kadar iyi olması gerekmektedir. A şıkkı Hakemler kurallara uymayanları tespit edebilmek için karşılaşmayı en doğru yerden izlemelidir. Evet, burada en iyi pozisyonda müsabakayı izlemelidir demiştik. C şıkkı Spor branşları içerisinde futbolun yeri çeşitli nedenlerden dolayı ayrı tutulmuştur. Evet, burada spor branşları içinde daha gözde hale geldiğinden bahsetti. D şıkkı Futbol kurallarının uygulanmasında hakemler önemli bir rol üstlenmiştir. Evet burada hakemler futbol oyununun temel unsurlarından biridir dedi. Bu E şıkkı futbolu diğer spor dallarından daha favori yapan etmenlerden biri de icra edilmesinin basit olmasıdır. Evet burada her zaman ulaşılabilir olmasından bahsettik. B şıkkında seyirci sayısının fazla olması nedeniyle hakemlerin fiziksel performansının iyi olması gerekmektedir demiş. Şimdi burada hakemlerin kondisyonlarının, fiziksel performanslarının iyi olması gerekmektedir dedi. Bunun sebebi en iyi pozisyonda olmaları gerektiği, maçı en iyi yerden izlemeleri gerektiği. Yoksa seyirci sayısıyla bunun bir ilgisi yok. Seyirci sayısının fazla olması çaldıkları düdüklerin daha çok sorgulanır olmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. 30. sorumuzdayız. Aşağıdaki parçalardan hangisi? Öykü örneklerinde karakterlerin iç çatışmaları, sorgulamaları, karar verişleri, kararından dönüşleri okura ilk elden sunulur düşüncesine yakın düşmektedir. B şıkkı Adıvar'ın Himmet Çocuk adlı öyküsü röportaj formunda olup yazar. Kimliğini saklamamış ve hikayeyi Halide Onbaşı adıyla anlatmıştır. Metinde Kurtuluş Savaşı sonrası uşak yakınlarındaki bir köyün perişanlığı aktarılır. Burada herhangi bir iç çatışmadan, sorgulamadan bahsetmedi. C şıkkı Karo Osmanoğlu'nun Ceviz adlı öyküsünde anlatıcı karakter ve bir grup arkadaşı 15 günden beri köylerde incelemelerde bulunmaktadırlar. Anlatıcı akşamla birlikte sığındıkları köyün yanı sıra çocuk kadın ve yaşlı adamın betimlemelerini yapar. Yine burada bir sorgulama yok. D şıkkı Güntekin'in Sönmüş Yıldızlar adlı öyküsü ilkin Perihan Hüseyin Kenan'a yazdığı ve yanıt olarak Hüseyin Kenan'ın Perihan'a yazdığı iki mektuptan oluşur. Bu özelliğinden dolayı bu örnek çok seslidir. Öykü adeta iki parçada sunulmuş mektuplar anlatıyı ikiye bölmüştür. Öykü adeta iki parçada sunulmuş mektuplar anlatıyı ikiye bölmüştür. Yine burada bir iç çatışma sorgulama yok. E şıkkı Sami Paşazade'nin Bu Büyük Adam Kimdir adlı öyküsü doğrudan yazarın anlatıcının bir anısından hareket edilerek yazıldığı için anı karakteri taşır. Bir gençlik hatırası anlatıcı tarafından öykü formuna sokularak okura sunulmuştur. E şıkkını da elemiş olduk. A şıkkına baktığımızda Yalçın'ın Çocukların Hakkı adlı öyküsünde erkek karakterin duyguları iç dünyasındaki dalgalanmalar, duyduğu pişmanlık ve öfke, üvey baba elinde kalan oğlu için üzülmesi, eski karısını hala sevdiğini hissetmesi, öykünün dramatik yapısını kuran ögelerdir. Bakın burada iç çatışma, sorgulama, karar verişler, kararından dönüşler. Burada direkt kahramanın, buradaki erkek karakterin burada ilk elden sunulur dediği karakter açısından demişti. Sorgulamalar, iç çatışmalar karakterde yansıtılmış. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. 31. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle Suzuki yöntemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Çalgı üretiminde benimsenmiş bir yöntem olan Suzuki yöntemi Japonya'da Shinichi Suzuki tarafından keman için geliştirilmiş bir eğitim sistemidir. Bu yöntemle çocuğun doğuştan itibaren müzik dinlemesi sağlanmakta böylece kulağa eğitilmektedir. Müzik dinleyerek büyüyen çocuk çalgı çalmaya başladığında birçok kavramı zaten bilir durumdadır. Bu yöntem yinelemeye ve öykünmeye dayalıdır. Bu sisteme göre çocuk haftalık dersinin dışında ve diğer uğraşlarının yanı sıra her gün annesinin gözetiminde o hafta çalacağı parçayı kasetten dinler. Kasetten dinlediği parçayı çalar ya da çalışır. Suzuki yöntemiyle aynı yaş grubundan binlerce çocuk aynı parçayı birlikte kusursuz çalabilecek duruma getirilmektedir. A. Suzuki yöntemi tekniklerine uygun öğretildiğinde büyük kitleler senkroniyi yakalamaktadır. Evet burada binlerce çocuğun parçayı kusursuz çalabileceğinden bahsetti. B şıkkı belirli dönemlerde müzik dinlemek çalgı aletlerinin kullanımına hazır bulmuşluk oluşturmaktadır. Evet burada doğuştan itibaren müzik dinlenmesi sağlanmış. Müzik dinleyerek büyüyen çocuk zaten birçok kavramı bilir durumda yani hazır bulmuşluğu oluşuyor burada. C şıkkında çalgı öğretiminde oluşan tekniğin temeli keman çalma eğitimine dayanmaktadır. Evet burada keman için geliştirilmiş bir sistem olduğundan bahsettik. E şıkkı tekrar ve taklit bu yöntemin vazgeçilmezleridir. Tekrar yani yineleme taklit yani öykünme E şıkkı da elendi. E şıkkı müzik eğitimi alan çocuk haftada en az bir gün annesinin denetiminde çalacağı parçayı dinlemektedir. Burada haftada en az bir gün değil her gün annesinin gözetiminde o çalacağı parçayı kasetten dinler." dedi. D şıkkına ulaşılamaz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 32. sorumuzdayız. Bu köşe yazısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Katil robotlar konu otonom yani hiçbir insan muamelesine gerek kalmadan kendi kendine karar verebilen robotlar yıllardır uzaktan takip edip uygulama alanlarında gelebileceği boyutları pek de tahmin edemediğim bu tür robot çalışmaları geçen ay bazı ülkelerin askeri kurumlarınca kullanıma hazır diye boy gösterince kelimenin tam anlamıyla şok oldum. Gerçi boy gösterdi diyorum ama öyle sansasyonlar yaratarak değil. Dışarıya sızan haber tarzında. Bilimle biraz ilgisi olan, yeni teknoloji meraklısı okur ve yazarlar dışında işin boyutlarını kavrayamayanlar abartılacak bir şey yok zaten. Senelerdir bu konu konuşuluyor. Ortada belli bir ürün yok deyip geçi verdiler. Aa geleceğin teknolojilerin ucunları da alacağı konusunda öngörüde bulunmakta. Burada herhangi bir öngörü yoktur. B şıkkı bazı teknolojik gelişmelerin insanların umarsız tutumları yüzünden gelişmediğine değinilmektir. Burada teknolojinin gelişmemesinden bahsetmedi. C şıkkı çok az insanın teknolojinin geldiği noktayı kavramakta güçlük çektiği ortaya koyulmaktadır. Tam tersi bazı insanlar sadece kavruyor dedi burada. Geriye kalan bir çoğunluk kavrayamamakta. D e şıkkı geleceğin teknolojilerin insana zarar verecek boyutlara ulaştığına değinilmektedir. Burada geleceğin teknolojileri şu anda insana zarar verecek bir boyuta gelmiştir demedi. E şıkkı tehlike arz eden teknolojik gelişmelerin beklenenin, beklenenin ötesinde olduğu vurgulanmaktır. Zaten burada tahmin edemediğim demişti. Yani bu teknoloji nereye varacağını tahmin edemiyordu bunu vurgulamıştı cevabımız E şıkkı olacaktır. 33. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının düşüncesini destekleyen bir düşünce veya bir örnek değildir? Bir insanın değerini belirleyen sahip olduğu çocuklarının sayısı değil onlara öğrettiği yaşam şeklidir. İnsan bilgisinin ve bilincinin gereğini yaparsa barışıktır kendisiyle. Onu değerli yapan benimsediğini iddia ettiği idealler değil bu idealleri yaşamında ne kadar gösterdiğidir sahip olduğu varlığı değil, bu varlığı yaşamını dolduracak şekilde kullanışıdır. İnsan elindeki imkanı ile değil, onu yönetme şekliyle insanlık terazisinde ağır gelir. Şöyle de diyebiliriz, insan amacındakinin peşindeyse ve yanlış fırsatların cazibesine kapılıp hedefinden sapmıyorsa değerlidir, iç barışa da ermiştir. A. Elindeki iki patatesle iyi bir et yemeği pişirmeyi düşünmek yerine en iyi patates yemeğini pişirme fikri hayatımızdaki temel düşünme sistemi olmalıdır. Evet burada A şıkkında buna ulaşabiliyoruz. Parçada bize verdiği elindekiyle en iyi şeyi üretebilmekti. C şıkkı bir savaş meydanında yenmek ve yenilmekten daha mühim olan askerlerin tüm güçlerini kullanarak en iyi şekilde mücadele ettiğini görmektir. Evet burada sahip oldukları gücü kullanmaktan bahsetti. D şıkkı takımım futbol maçına 90 dakika boyunca tüm yeteneklerini yeşilli sahaya Yansıtmışsa penaltılarda kaybetmesinin bir sakıncası yoktur. Evet burada yine futbol takımı tüm yeteneklerini yani sahip olduğu yetenekleri sahaya yansıtmış. E şıkkı resim yapmak isteyen bir kişi malzeme yokluğundan yakınmak yerine kağıt ve kalemle yapılabilecek en güzel resmi yapmaya çalışmalıdır. Yine burada bu parçada bize anlatmak istediğine örnek olarak verilebilir. B şıkkı daldaki kuştan eldeki kuş her zaman daha sevimli ve daha cazip olmalıdır. Daldaki kuşun ne zaman uçacağını bilemezsiniz. Burada verilebilecek örnek değişik olamaz. Daldaki kuş derken bir fırsattan bahsetti. Yani elimizdekini garantiye alalım dedi. Elimizdekini kullanmaktan bahsetmedi. Yani burada daldaki ve eldeki kuş örneğini vermiş. Ve sadece eldeki kuş daha sevimlidir demiş. Ama bunu nasıl kullanmamız gerektiğinden bahsetmemiş. Parçamızda bize... Elimizdeki şeyi en iyi şekilde kullanmamız gerektiğini vurgulamıştı. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 34. sorumuzdayız. Bu diyalogda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Muhabir soru soruyor. Piyanist: Bence hiç fark etmiyor. Tamamen iç dengelere, ruh durumumuza bağlı. Hakiki anlamda bizim varoluşumuz ne zamana ne de mekana bağlıdır. Bu anlamda bizim bildiğimiz yapılsal sınırlara sığmaz. Yine muhabir soru soruyor. Piyanist değişim, çeşitlilik ve hareket kabiliyeti bir yerlerde bir yerlerde yere sabitlenmiş masayı, sandalyeyi veya sabit sedirleri sevmiyorum. Ya da ağır ve hareket ettirilmeyen masaları hepsi hafif ve her an uçuşacak gibi olursa daha mutlu oluyorum. A. Müzikte dengeler neye bağlıdır? Çalışma odanızda en çok neler rahatsız eder sizi demiş. Zaten burada rahatsızlık veren şeylerden ikinci sorunun cevabında cevap vermedi eledik. B şıkkı müzik yaparken sizi neler etkiler daha önce sizi etkileyen bir şey oldu mu? Yine burada iki sorunun cevabına ulaşamadık. C şıkkı yaptığınız eseri yaptığınız eser için amaca ulaşmak önemli mi? Eseri çalarken sizi ne rahatlatır? Yine ikinci soruda eser çalmaktan bahsetmedi. Birinci soruda da, da amaçtan, amaca ulaşmaktan da bahsetmemişti. Yine devam ettiğimizde E şıkkına bakalım. Uzun uğraşlar sonucu oluşturduğunuz eserin tanımı ne olmalı demiş. İkinci de bir eser için olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir demiş. Yine ikinci sorunun cevabında eserden bahsetmedi. Çalışma ortamından bahsetmişti. D şıkkına baktığımızda gün içinde en üretken zamanınız hangisidir demiş. Bence hiç fark etmiyor demiş. Tamamen iç dengelere ruh durumumuza bağlı olduğundan bahsetti. İkinci soru çalışma ortamınızda kesinlikle olmalı dediğiniz şey nedir dediğinde ise değişim ve çeşitlilik istiyor çalışma ortamında. Yere sabitlenmiş masayı istemiyor. Bütün eşyalarının, sandalyesinin, masanın hepsi hafif olması ve her an uçacak gibi olmasını istemiş cevabımız D şıkkı olacaktır. 35. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle Montaigne'in düşünce sistemine bakışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Avrupa'da çokları Montaigne'i bir filozof saymaz. Onu daha çok edebiyata mal ederler. Filozofu bir düşünce sistemi kuran diye alırsak Montaigne gerçekten Descartes, Hegel, Kant, Comte gibi filozofların yanına giremez. Kendi de zaten bu birlikteliğe razı olmaz. Montaigne'in sistemi Olsa olsa hiçbir sisteme girmeden düşünme yoludur. Ona göre insan düşüncesi sistemleri kırarak gelişir çünkü hiçbir sistem hayatı ve insanı bütün zenginliğiyle kucaklayamaz. A. Onun için sistem kısır bir döngüden öteye geçemez. Evet Montaigne bu yüzden hiçbir sisteme bağlı kalmıyor. B şıkkı ona göre düşünme Kalıplara giremeyecek kadar heybetlidir. Evet kalıplara giremeyecek, giremeyecek kadar heybetli olduğu için de bir sisteme bağlı kalmamış. C şık o gerçekten düşünenlerin insanı ve yaşamı bütüncül biçimde kucaklayanlar olduğuna inanır demiş. Evet burada sistem hayatı ve insanı bütün zenginliğiyle kucaklayamaz demiş ama gerçekten düşünenler gerçekten düşünme yoluna erişenler kucaklayabilir. D şıkkında o doğru düşünmenin sistemden bağımsız olduğunu kabul eder. Yine burada hiçbir sisteme girmeden düşünme yolunu bulmaktan bahsetti. E şıkkında o akımların yolundan giderek düşüncenin gelişeceğine inanır. Hayır tam tersi. Burada zaten karşı çıktığı bu akımlar ve bu sistemlerde bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. 36. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle Montaigne'in filozof sayılmamasının sebebiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Avrupa'da çokları Montaigne'i bir filozof saymaz, onu daha çok edebiyata mal ederler, filozofu bir düşünce sistemi kuran diye alırsak Montaigne gerçekten Descartes, Hegel, Kant, Comte gibi filozofların yanına giremez. Kendi de zaten bu birlikteliğe razı olmaz. Montaigne'in sistemi olsa olsa hiçbir sisteme girmeden düşünme yoludur. Ona göre insan düşüncesi sistemleri kırarak gelişir çünkü hiçbir sistem hayatı ve insanı bütün zenginliğiyle kucaklayamaz. Monte'nin genellikle edebi eser vermesi sayılmamasının sebebi bu değil. Ve Montaigne'in diğer filozoflarla anılmak istememesi bu da değil. D. Şıkkı Montaigne'in düşünmeye karşı olması. Hayır tam tersi düşünmeye ve serbest özür düşünmeye bağlı bir yol belirlemiş kendisine. E. Şıkkı Montaigne'in eserlerinin geniş kitlelere ulaşmaması. Zaten burada kitlelerden bahsetmedi. Herhangi bir kitleye ulaşıp ulaşmadan değinmedi. C. Şıkkı Montaigne'in bir düşünce sistemi kurmaması. Evet burada... Montaigne'in düşünce sistemi kurmamasından bahsetmişti. Hatta sistemi e, kursa, Montaigne'in bir sistemi olsa o da hiçbir sisteme girmeden düşünme yoludur demişti. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. 37. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İnsanlar gibi çiçeklerin de kendine özgü bir karakteri ve dili vardır. Çiçeklerin anlamı ve verdiği mesajlar da genelde türlerine göre farklılık gösterir. Bazı çiçeklerin anlamları ve hikayeleri efsaneler ile ilişkilendirilirken bazı çiçek isimleri ve anlamları halk arasında anonimleşen özdeyişlerle günümüze kadar gelmiş ve öyle kabul edilmiştir. Kendi tarihimizden örnek verecek olursak Osmanlı döneminde çiçeklerin anlamı üzerine yazılı kayıtların olduğu ve bunların bir kısmının günümüze kadar ulaştığı bilinmektedir. Resmi olarak çiçeklerin dili ilk kez 1600'lü yıllarda İstanbul'da oluşturulmaya başlanmıştır. 1716 yılında eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan İngiliz Lady Mary Wortley Montagu tarafından bir araya getirilen bu çiçeklerin anlamları İngiltere'ye götürülmüştür. A şıkkı insanların duygularını manevi anlamda dile getiren Tek bitki türü her yerde ulaşacağımız çiçeklerdir. Burada manevi anlamlardan bahsetmedi B şıkkı. Çiçeklerin dili üzerine oluşturulmuş belgeleri Osmanlı döneminde ilk defa İngilizler yazmıştır. Böyle bir durum yok. D şıkkı çiçeklerin anlamını taşıyan yazılara günümüzde ulaşmak hayli zor hale gelmiştir. Bundan da bahsetmedik. Buna ulaşamıyoruz. E şıkkı çiçeklerin türü ne olursa olsun insanlar için verdiği mesajlar ortak çerçevede birleşir. Böyle bir ortak çerçeveden de bahsetmedik. C şıkkı çiçekler ve çiçek adları öteden beri insanlar arasında bir anlam aktarım yolu olarak yaygınlık kazanmıştır. Evet burada geçmişten günümüze kadar burada çiçeklerin anlamı ve verdiği mesajlardan bahsetti. Mesaj ne demektir? Anlam aktarımı demektir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. 38. sorumuzdayız. Bu parçada çiçeklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İnsanlar gibi çiçeklerin de kendine özgü bir karakteri ve dili vardır. Çiçeklerin anlamı ve verdiği mesajlar da genelde türlerine göre farklılık gösterir. Bazı çiçeklerin anlamları ve hikayeleri efsaneler ile ilişkilendirilirken bazı çiçek isimleri ve anlamları halk arasında anonimleşen özdeyişlerle günümüze kadar gelmiş ve öyle kabul edilmiştir. Kendi tarihimizden örnek verecek olursak Osmanlı döneminde çiçeklerin anlamı üzerine yazılı kayıtların olduğu ve bunların bir kısmının günümüze kadar ulaştığı bilinmektedir. Resmi olarak çiçeklerin dili ilk kez 1600'lü yıllarda İstanbul'da oluşturulmaya başlanmıştır. 1716 yılında eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan İngiliz Lady Mary Wortley Montagu tarafından bir araya getirilen bu çiçeklerin anlamları İngiltere'ye götürülmüştür. A şıkkı tarihimizdeki yeri evet burada Osman dönemindeki kendi tarihimizden örnek verecek olursak demiş Osman döneminde çiçeklerin anlamı üzerine yazılı kayıtlardan bahsetti. Yine resmi olarak çiçeklerin ilk kez 1600 yıllarda İstanbul'da oluşturulmaya başlandığına değindi. E şıkkı yazılı kayıtların olduğunu evet burada yazılı kayıtların olduğundan bahsetmiştik. C şıkkı söylencelerde yer verildiğine burada bazı hikayeler ve efsanelere konu olduğundan bahsetti yani söylenceler. E şıkkı türlerine göre farklı anlam taşıdıklarına ne demiştik? Çiçeklerin anlamı ve verdiği mesajlarda genelde türlerine göre farklılık gösterir demişti. Yine bazı çiçek isimleri ve anlamları halk arasında anonimleşen özdeyişlerle günümüze kadar gelmiş ve böyle kabul edilmiş dedi. E şıkkına baktı. D şıkkına baktığımızda en iyi türlerinin ismine burada herhangi bir isme yer vermedi. Herhangi bir türün en iyi türün ismine yer vermedi. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 39. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sömürgeciler kendilerini uygarlığın ve bilimin temsilcisi görerek sömürgelerde yaşayan insanları bulundukları aşağılık durumdan kurtarmak onları da uygulaş, uygarlaştırarak geri kalmışlığı ortadan kaldırmak düşüncesiyle hareket ettiler. Uygarlaştırmaya bile değmeyecek kabilelerinde soykırım ve katliamlarla çoğunu ortadan kaldırdılar. Bu düşüncelerine karşı çıkan yerli halkları da barbar ve suçlu ilan ettiler. Sömürgeci hukuklarını da bu uygarlaştırıcı zemin üzerine kurdular. İngilizler 1871 yılında çıkardıkları suçlu kabileler kanunu ile kendilerine karşı gelen toplulukların bütün üyelerini suçlu ilan etmeye başladılar. Avustralya'ya ilk çıkan yerleşimciler yerli halk olan aborjinleri maymun olarak tanımlamışlardı bu yüzden aborjinlere evcilleştirilmeye bile değmeyecek değersiz varlıklar olarak bakıldı. Bu durum 18. yüzyılda yaklaşık 400 bin olan aborjin nüfusunun 19. yüzyılda 40 binlere inmesine neden olmuştur. Günümüzde sömürgeci ideolojiler büyük ölçüde etkisini yitirmiş olmasına karşın hala bu düşüncelere rastlanabilmektedir. B şıkkında sömürgeciler sömürüye karşı çıkan halkları uygarlaşmamış toplum ilan etmişlerdir demiş. Evet burada buradaki halkların bazılarını uygarlaştırmaya bile değmeyecek diye ilan etmişlerdi. C şıkkında sömürge düzeninde hukuk uygulanırken yasalar yapılırken dahi sömürgecilik anlayışıyla hareket edilmiştir. Evet burada çıkan kanun yine suçlu kabileler kanunu yine bu sömürge düzenine hizmet etmekteymiş. D şıkkı İngilizler kendi sömürge düzenlerine boyun eğmeyen insanları cezalandırmak için özel kanun çıkarmışlardır. Evet burada yine bu suçlu kabileler kanununa değindik. E şıkkı sömürgeciler ne kadar modernleşse de sömürgecilik anlayışıyla aşağılama ve yok etme düşüncesi devam etmektedir. Hala bu düşüncelere rastlanabilmektedir dedik. A şıkkı sömürgeciler sömürdükleri toplumların uygarlaşamayacak olanlarını eğiterek ilkellikten kurtarmışlardır. Hayır bunları burada bahsettiği gibi bir soykırım yapmışlardır. Cevabımız bu yüzden A şıkkı olacaktır. 40. sorumuzdayız. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? Sömürgeciler kendilerini uygarlığın ve bilimin temsilcisi görerek sömürgelerde yaşayan insanları bulundukları aşağılık durumdan kurtarmak, onları da uygarlaştırarak geri kalmışlığı ortadan kaldırmak düşüncesiyle hareket ettiler. Uygarlaştırma bile değmeyecek kabilelerin de soykırım ve katliamlarla çoğunu ortadan kaldırdılar. Bu düşüncelerine karşı çıkan yerli halkları da barbar ve suçlu ilan ettiler. Sömürgeci hukuklarını da bu uygarlaştırıcı zemin üzerine kurdular. İngilizler 1871 yılında çıkardıkları suçlu kabileler kanunu ile kendilerine karşı gelen toplulukların bütün üyelerini suçlu ilan etmeye başladılar. Avustralya'ya ilk çıkan yerleşimciler yerli halk olan aborjinleri maymun olarak tanımlamışlardı. Bu yüzden aborjinlere evcilleştirilmeye bile değmeyecek değersiz varlıklar olarak bakıldı. Bu durum 18. yüzyılda yaklaşık 400 bin olan aborjin nüfusunun 19. yüzyılda 40 binlere inmesine neden olmuştur. Günümüzde sömürgeci ideolojiler büyük ölçüde etkisini yitirmiş olmasına karşın hala bu düşüncelere rastlanabilmektedir. Bir, günümüzde ideolojiler etkisini yitirse bile sömürgeci düşüncenin devam ettiğine demiş. Bu durum sözünden sonra bunu söylediği için öncesini alamıyoruz. Buna ulaşılamaz. 2- uygarlaştırma adı altında sömürgeleştirme ve yok etme anlayışına buna ulaşabiliyoruz. Bu durum derken neden? Çünkü... Şimdi bu aborjinleri değersiz, evcilleştirilemeyecek kadar değersiz varlık görüyorlardı. Peki bunları ne yapıyorlardı? Uygarlaştırılmaya bile değmeyecek olanları soykırım ve katliam yapıyorlardı. Yani bu durum derken 2 numaralı sözümüzü alıyoruz. 3. Aborjinlerin bir asırda sayılarının 400 binden 40 bine düşmesine yine bu durumdan sonra verilmiş bu. 400 binden 40 bine düşmesi buraya gönderme yapılmamıştır. 3'e de ulaşamıyoruz 1'e ve 3'e ulaşamıyoruz. Cevabımız D şıkkı olacaktır.